Şair Nabi, Şair Nabi, zamanın paşalarından birinin iltifatına mazhar olur ve beraberce hacca giderler. O devirlerde hacca deve ile gidilir. Develerin sırtına yüklenen mahmil ismi verilen, iki kişinin rahatça yolculuk edebileceği bir semer vardır. Nabi ile paşa da böyle bir devede yolculuk ederler. Nihayet bir seher vaktinde Medine topraklarına girerler. Nabi, "Peygamber'in kabrini ziyaret edeceğim." diye heyecanlanır, Mahmil'in öbür tarafında ise paşa yatmış. Uyuyor. Bu durum Nabi'yi mütesir eder. İki cihan güneşi bulunduğu topraklara geldik. Biraz sonra Medine şehrine gireceğiz. Böyle yatmak hiç münasip olur mu? Diye düşünür ve, bu heyecanla dudaklarından şu mısralar dökülür. Sakın terki edepten kuyu mahbub hudadır bu nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Nabi farkında olmayarak bu mısraları birkaç kere tekrarlar. Her tekrar Ediş'te sesi biraz yükselir ve nihayet öbür tarafta uyumakta olan paşa uyanır. "Nabi ne oldu? Ne söylüyorsun?" der. Nabi de "Efendim, peygamberimizin kabri saadetlerinin bulunduğu Medine şehrine geldik de bazı şeyler hatırladım, bunları söyledim." Paşa da Nabi'nin heyecanına katılır. Abdest alıp yay olarak Medine sokaklarında Ravza-i Mutahhara'ya doğru yürürler. Bu esnada kulaklarına bir ses gelir durup dinlerler, gelen ses mescidi. Nebevi'nin minarelerinden yükseliyor. Sesi dikkatle, dinleyince, biraz evvel Nabi'nin söylediği mısraların, müezzin tarafından okunduğu anlaşılır. İyice duygulanırlar. Paşa Nabi'ye şöyle seslenir. Nabi bu hal nedir? Nabi de, bilmiyorum, der. Her ikisi de sükut ederler ve beraberce minarenin kapısına girerler. Müezzin minareden inmesini beklerler. Müezzin inince, o söylediklerin neydi? Onları ne için söyledin? Sebebi nedir?" diye sorarlar. Fakat müezzin bir türlü söylemez. Ne kadar ısrar ederse de, "Söylemem, kafamı kesseniz de söylemem." deyince, "Ama, der Nabi, bunları biraz önce ben söyledim. Sana kim söyledi?" Bu sefer müezzin'in tavrı ve şekli değişir heyecanla. "Senin ismin Nabi mi?" der. Evet cevabını alınca müezzin Nabi'nin ellerine, Nabi de müezzinin boynuna sarılır. Bu dehşetli manzarayı seyreden paşa dayanamayıp. Nereden bildin bunun isminin Nabi olduğunu? Allah aşkına söyle, der. Müezzin rüyasını anlatır. Efendim, akşam abdestli olarak yatmıştım. Biraz evvel peygamberimizi rüyamda gördüm. Ya müezzin kalk yatma. Benim aşıklarımdan biri benim kabrimi ziyarete geliyor. Şu cümlelerle minareden onu istikbal et, dedi. Ben de hemen kalktım. Abdest aldım. Peygamberimizin, iltifatına mazhar olan aşık kimdir diye düşünerek minareye koştum. İşte İslami edep, Muhammed'i terbiye, işte hakiki peygamber sevgisi, işte saygı ve teslimiyet, işte insanlık, işte gerçek sevgi, işte gerçek aşk ve muhabbet.